Gebelerde hipertansiyon durumu da var. Peki hipertansiyon olanlar nelere dikkat edecekler? Şimdi gebelik hipertansiyonu var. Preeklampsi diyoruz. 20. haftadan sonra ortaya çıkan bir tansiyon bu. Preeklampsi dediğimiz gebelik hipertansiyonu. Bir de tansiyon hastası olan kadının gebe kalması var. Genelde gebelik tabii ki günümüzde birazcık daha ileri yaşlara ertelendi ama genç yaşlarda gebelik oluştuğu için daha çok gebelik artı hipertansiyondan çok gebeliğin yol açtığı tansiyonla daha çok karşı karşıya kalıyoruz. Allah'a bin şükür sosyoekonomik durumlar düzeldiği için o kadar çok gebeliğe bağlı hipertansiyonla karşılaşmıyoruz artık ama olduğu zaman da çok travmatik olabiliyor. Nedir işte bebeklerde gelişme geriliği olabiliyor. Yine ani bebek ölümleri olabiliyor. Bebeğin sonu doğduktan sonra ayrılması gereken o son anne karnındayken ayrılabiliyor. Anne nöbet geçirebiliyor. Anne kaybına, anne ölümüne neden olabiliyor. Ve çok öngörülebilir de bir şey değil bu gebelik hipertansiyonu. Genelde genç kadınlarda ve ilk gebeliklerde olabiliyor. Rutin kontrollerde tansiyon ölçümüyle ve bebeğin gelişimiyle öngörmeye çalışıyoruz ama bir takım ayrıntılı testler de var ama önemli olan burada çok yükselmemesi, nöbet geçirtmemek ve mümkün olduğu kadar eğer tansiyonu kontrol altına alamıyorsak gebeli en kısa zamanda gebeliği sonlandırmak yani doğumu gerçekleştirmek. Bunun prognozu tansiyonu olup da gebe kalan kadına göre daha iyi. Çünkü tansiyonu yüksek olan bir kadının gebe kaldığında daha fazla organ işlevleri bozulabiliyor. Hem anneye daha fazla zarar veriyor hem bebek daha çok sorunlu olabiliyor. Tansiyonunu düzeltmeden gebe kalmasını çok istemiyoruz hastanın.